Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Asuras Red 8. bölümden devam ediyoruz. Acayip bir şekilde esniyesim var ama sizin kulaklarınızı da zorlamak istemediğim için şu anda esnemiyorum. Hatta geğirmiyorum bile. Aslında içimden geğirdim, fark etmedim. Evet, bir önceki bölümün tam son sahnelerinde olan şeyleri tekrarlıyorlar. Bir daha gösteriyorlar. Sanki çok şeymiş gibi. Bir bok varmış, biz hatırlamıyormuşuz, embesinmişiz gibi. Hangi dili konuşuyorsun Kogimi Yeri'ye? Animelerde seslendirme yaparken kullandığın bir dil de bu kesin. Willing sacrifices. Gönüllü fedakarlıklar mı? İstenerek yapılan feda. Ne demek ya? Peki ya da kasıtlı fedakarlıklar. Acaba ne koysam lan bölümün ismini? Yani Türkçe çevirirken ne yapmam lazım acaba? Evet, Asura'ya dua ediyor Hatun. Asura da kızın duasıyla aşka gelip canlanıyor mu? Yanıyor Asura, yanıyor. Evet, oldukça kötü tabii ki. Gerçekten korkutucu bir yani olsa gerek şu. Yani kız için özellikle. Kimse de deşip çıkarmaya çalışmamış lan, bu aradaki kim lan falan filan diye. 500 yıldır orada, utanın lan kendinizden. Hop. Yes. Hiç iz bile yok yani. Hiç problemsiz çıktı direkt böyle. Selamun aleyküm. Benim kızı gördünüz mü? Sana bayağı benziyor. Makineciler çalışıyor mu? Sonra bir kontrol et bakayım. Bir aç kapa yap bakayım bir. Çalışıyor mu? Problem var mı? Sen kollar ne ara yerine geldi oğlum? Sen en son gömdüklerinde sen bayağı yamulmuştun yani. Kendi kendine mi yamuluyor? Ney? Mitra, sen misin Doku da. o? Burası da neresi la? He? Bildiğin Mitra işte. Yani karşılıklı birbirlerini anlamıyorlar tabii, çok güzel. O onu anlamıyor, o onu anlamıyor. Mitra'yı anladım. Ney? Sen Arya mısın? Dona mı? Dona ben mi demek acaba? Çiçek mi vereceğine Asura'ya? O da ne anlar çiçekten? Setsuna Efsa'yı yayım adında. Hanadır. Şala ne oğlum? La ne oğlum, biraz önce söylediğin şarkının aynısını söylemiyor musun sen? Beni mi kandırıyorsun? Dil diye uydurduğunuz şey sadece şala, hatelemana, şala, hole hala falan filansa yandık yani. L'ler ve A'ların bolluğuyla. Özellikle burada Japonlardan bahsediyoruz. Herifler L'yi telaffuz bile edemiyor. R diyorlar yani. Heh, Goma yanadık, tamam, Goma geliyor. Problem değil, hallederiz. Bir dakika, sakin. Oh. Ay nereden çıkıp geliyorsunuz ya? Bu Gomalar bu kadar çabuk böyle şakkadan ortaya çıkabilen şeylerse zaten insanlık için en ufak bir güvenli yer yok ki. Köyler mi öyle, etrafını kapatıyorsunuz. Goma dediğin şey ciddiye yani kapıya dokunup girebiliyor direkt. Haydi aldı gitti valla. Oo. Çok kötü. Tehlikeli. Çekilin. Çekilin. Öldü mü? Ölmemiş. Lan. Tamam yeter, abarttım. Hop. Yamulturum. Anlaşılan bunlar hiç bitmiyorlar. O yüzden fazla uzatmayalım. Sadece dayama döşeme yapalım. Hop. 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 Senin de gorilden pek bir farkın olmasa da. Vakoz, vatoz mu? Vakoz balıkları mı? Neyse işte onlar da geliyor oradan. Güzel. Ortam güzel, güzel yere şey kurmuşlar ya. Ne kurmuşlar dedi lan? Güzel yere dükkan açmışlar ha. Güzel yere dükkan açmışlar. Gel lan buraya. Gel buraya. Seni bir yakalarsam var ya. Gel buraya. Oha, o nasıl bir hızlı koştu lan? Gel lan buraya. Ya bu nasıl bir bölüm ya? Bu hala elinden attığı şeylerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Yay. Hop. Hop güm.
İşte bunun adına yamutmak diyoruz biz ciddi anlamda. Tut 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 tut, uçuyor lan. Kızı tut. Onun için de mi üçgen? Peki. Her şey için üçgeni kullanıyoruz arkadaşlar. Üçgen bizim için çok önemli belli ki. Niye bilmiyorum ama. Ne bileyim, niye farklı bir tuş değil? Niye üçgen yani? Niye kare değil? Niye R1 değil? Üçgen. Goriller tarafından katledilen salak. Sen duanı et, duanı et. He, al. He. Gomos Crusher level 480. Gördüğünüz gibi bir önceki bölümde demiştim ben size. Artık işimiz sadece mamutlar, maymunlar değil artık. Kaplumbağalarla da savaşacağız. Hem de dev, ilginç kaplumbağalarla. Hoşlar değil mi? Bakayım. İşlemiyor lan. Ha, kafaya işliyormuş. Onu da bıraktı işlemeye. Kötü oldu. Oh, Allah. Yavaş yavaş. Yavaş lan. Dur lan. Heh. Şimdi kafana. Altına gidip böyle buradan saydırayım bakalım. Oh, wow, 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 wow. Daha nasılsın? Oh. Oh, hiç hoşuma gitmedi şu yaptığın şey. Çok tehlikeli gidiyordu hatta. Ne işe yarıyor lan bu? Şeyi doldurmaktan başka. Galiba sadece unlimited meter dolduruyor. Madem öyle biz de kullanırız. Oyun acayip kasılıyor. Haydi hop. Tut onu. Vaş. Wow. Acıtır. Koş koş koş. Haydi be. Yetişemedik. Saldır, devam et. Durmak yok. Durmak yok. Göle devam. Yok. Ama o tehlikeli işte. Ona fazla dalma bence de. Geri de ön devam et. Hop hop. Hop. Güm. Takla attırmayı çok seviyorum işte ben. Kaplumbağa dövmenin güzelliği. Kaplumbağalar kadar yani zararsız hayvanlarla niye savaşmak zorunda kalırız? Mesela Far Cry'de sadece bir kez kaplumbağalarla karşılaştım. Gerçekten de hani merakımdan sırf öldürdüm, hiçbir şey yaramıyor yani. Derileri bile o kadar değersiz yani hayvanlar. Yani hani durum o kadar rezil yani. Çekil lan. Ops ops, oha, benim bayağı bir harcamış bu kaplumbağa arkadaş. Ben farkında değilim bu arada. Bayağı canım gitmiştim. Şaka maka. Ahan da üçgeni al. Ben de şuradan birazcık şunu atışayım da doldurayım bari. Şu annem tutmetre mi dönmedi. Ahan da doldu. Ama o da dönmeye başladı aynı anda. Kötü oldu. Geçil 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 geçil. Arkanı döndüm bana. Teşekkür ediyorum. Bana bu iyiliği kimse yapmaz. Oho oho. Dinerek yapma. Ya şu hareketi yapıyorsun her seferinde. Üçgen çıkıyor ama yetişemedikten sonra anlamı ne yani? Lan işte boşuna üçgeni de kullanmış oldum şu anda. Oh, wow. Wow, wow, wow. Sevgili Gom arkadaşım, yapma böyle şeyler. Öl lan artık, yeter, sıkıldım vallahi, sıkıldım aynı şeyi yapmaktan. Artık ölürsün değil mi? Hala olmadım lan. Oho, işimiz var senin. Haydi haydi haydi. Hala olmadı. Olacak olacak. Olmuyor peki. Bir yumruk daha atsam olacak işte. Niye uzatıyorsun ki? Heh. Gördün mü, bir yumruk daha demiştim sana. Hop güm. O sonra yumruklarını yiyeyim seni ya. Demir demir yumrukluların olayım, vur benimle. Ya da gom alayım, döv beni Asura, döv beni. Yani yumruklarınla bu kadar büyük şeyler devirmene böyle bir garip bir karizmatiklik var, anlayamıyorum. Böyle bağrı açıkta gezen bir adam için iyisin yani. Ha. Ya gördünüz mü? Sizi kurtardım. Evet. Kurtardım sizi. Kurtardım sizi. Pek bir mutlu oldular la. Tanrım olduk yani hemen şimdi. Anında tanrı zannediyorsunuz tabi değil mi? Şerefsiz diğer 7 orospu çocuğu ne yaptılarsa bu insanlara, bu hale getirmiştir işte.
Direkt kime dua ediyorsunuz lan siz ezikler dedi bildiğin. Japoncasında en azından. Stop praying diye bir şey gördüm çünkü ben İngilizcesinde öyle demedi. Japoncasında Dareni unotterun neydi? Inori ha inotterunda inori. Inori işte şey dua etmek. Kime dar eder zaten kim demek? Kime dua ediyorsunuz lan siz? Anında gene şeyler geldi. Bildiğiniz ufak tefek kulak tavırdan çıkma o bücür yaratıklar. Abi gardiyan olarak bücür ya da bücür robotlar yaratmanın mantığı nedir? Lan yapmayın oğlum. Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz lan. Ne dediğinizdekleri de belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Ulan şerefsiz. Hepsinin için. Burada ben de diyor mantrada büyük bir değişim olduğunu fark etmiştim diyor. Bir fark ettim diyor. Demek ki problemlerimiz artmış diyor. Anla Kaldrov. Sıradaki sensin Kaldrov. Seninle halledeceğim. Hadi gel bakayım. Durup muhabbet mi edeceğiz ayrıca? Ve reklamlar. Güzel bir zamanda girdi reklamlar. Tam 11. dakika. Animeler için de uygun. Güzel, güzel. Hayır, Erectus reklamı yapmıyorum diyecektim ki yapmış oldum bunu söyleyerek. Bu dönemde mangada büyük bir değişim ya da dursun büyük bir mantra tepkimesi olduğunu fark etmiştim ama problemlerimiz artmış gibi. Bir an önce mantrayı geri alıp Deus Sama'ya iletmem gerekiyor diyor. Gomo tarafından kirletilmiş diyor. Kirletilmiş ruhlarınız cehenneme düşmeden önce sizi cennete yol göstereceğiz size diyor. Yani bildiğin onların ruhlarını alacak şerefsiz orası çocukları. Böyle insanları kaynak olarak kullanıyor ibneler. Yani ne kadar şerefsizsiniz ondan. Vallahi bile sinirimi bozuyorsunuz yani hani. Sizi bildiğin... Bak. Oh, ne yapacaksın lan? Allah Allah. Onlar da direkt olarak canlarını alacak olanlara dua ediyorlar. Oha. Oğlum ne kadar iğrenç insanlarsınız lan. İnsan değilsiniz zaten. Tanrısınız da. Bu kadar pislik. Ne yapıyorsun? Sen bizim ne yaptığımızı anlayamazsın dedi İngilizcesinden. Tapmaya devam edin anasını satayım. Ezsin sizi. Ezsinler yani. Böyle ruhlarınızı alsınlar. Şeref. Aptallar ya. Uf. Bildiğin hepsini öldürdüler işte yani. Onlar da bildiğin tapına öldüler ya. İşte yani insanlığın bu kadar aptal olabilmesine hala anlam veremiyorum ben yani. Ay. Bak yine de güzelmiş lan. Pokemon'dan fırlama bir şeye benziyor aynı. Sinirlendi Asura tabii ki. Hop. Vay, hologram mıymış? Lan şerefsiz. Kendi başına gelsen şaşardım zaten. Korkak. Şu an beni beni yaralarsan bir işe yarayacak mı zannediyorsun? O zaman kafana göre takıl dedi. Yani beni yaralarsan, beni incitirsen bir işe mi yarar zannediyorsun dedi. Yani kadın kalk ayağa. Onlar tanrı değiller. Kalk ayağa salak. Seni öldürecek kalk ayağa. Kızın kucağındaki çocuğu da mı düşünmüyorsun? Neyse birazcık böyle bir sinirlenince erken bastık. Great oldu ama. Ne yapıyorsun lan sen ha? Yes. İşte bunu seviyorum ya. Yani Asura'nın çok fazla Hulk'tan bir farkı yok yani Hulk gibi Incredible Hulk. Hadi bakayım kalk ayağa. Tek yumrukta indi la herif. Bir de gardiyan olacaktın sen. Şimdi bu sinirlenme hissi deneyin diyor. Bildiğin öfke duymaya başladı işte tekrardan. Yani sinirlendirdiniz abi. Sizler geri dönemeyeceksiniz öyle karar verdim dedi. Yani ne oldu? Sen mi beni durdun? Senin ruhunu bize var. Ney? Bir şey Shinasai dedi ama ne yap dedi duyamadım. Olmaz herif suratındaki federi. Bir şey mi ne dedin sen? Bir şey mi dedin? Gel bakayım buraya. Darın lan. Vum. Herif uçuruyor adam.
Adam King beyler. Haydi. Gördünüz mü? İşte dayama döşeme bölüldü. Anda bir tane daha gardiyan geldi. Anda beni sinirlendirdiniz. Şimdi işte ne yaparsanız yapın artık yeterli değilsiniz bana karşı. Üf. Sağlam vurdu lan. Kalkma ya. Ya kalkma ya işte salak kalkma. Yani ayağın kalkıp da ne olacak, sanki bir bok mu var ayağa kalkınca. Gördün mü, bir halt olmadı işte. Ayağa kalkmamak lazım her zaman. Bazen birazcık bekleyeceksin, üzerime oturma. Üzerime oturma, beni hasta etme, delenme beni. Artık bitti tabi. Geber de gitti, haydi bakayım, haydi. Burst. Güm. İşte bu gerçekten yamultmaydı ama, değil mi? Hani harbiden suratındaki yamulmayı gördünüz böyle. O zaten metal mi yoksa başka bir şey mi, ne oldu da belli değil. Hala sakinleşemiyorum diyor. Allah'ım, böyle heriflere hasta oluyorum işte. Sırf nefretinden, sırf öfkesinden yola çıkarak böyle ezen büzen. Nesin lan sen? Ne iğrenç bir yaratıksın lan sen. Ney? Ne yapıyorsun? Vur. Güm, of işte bu güzel. Bırak ben lütfen dedi. Seni mahvedeceğim oğlum. Bizler sadece kurtarıyoruz dedi. Bana ne lan dedi, o da hiç umurunda değildi ne yaptınız. Dur ya, son darbeyi niye vurmama izin vermedin? Lan. Şerefsizler. Kızın ailesini yok ettiniz. Köyünü yok ettiniz. Herkeği. Şerefsizler. Yemişim sizin gibi tanrıyı. Kadın ölmüş, gördünüz mü? İçime dokunmadı değil şahsen şu saniye. Şu an harbiden çok felaket sinirlenmiş durumdayım. Niye bıraktın lan? Abi hıncımızı alsaydık, niye bıraktın şunu? Bütün moleküllerini ayırsaydık yani. Şerefsiz, kalkana kızım. Bittiğin gitti, bütün hayatı kaydı. Tamam dur, sakin ol kızım, dur. Sakin ol. Gel. Gel, böyle bir şey olmayacak yani, gel. Sen haklısın dedi. I know how you feel. Alt tarafındaki İngilizce. Nasıl hissettiğini biliyorum dedi. Asura, sen bilin kimse nasıl hissettiğini anlayamazsın. O yüzden Japonca dublajı daha düzgün. Sen haklısın dedi yani. Haklısın. Ne yapıyorsan haklısın. Sonuna kadar. Oraya geleceğim. Hepinizi sikeceğim. Bekle. Bu görgü görüyor musun böyle? Bu eli. Ama ne? Daga ama demek çünkü. You demek değil. Daga. Ama. Ama bu işi yapması gereken kişi benim dedi. Karizmatik bir şekilde Tsuku yazdı ve böylece bir sonraki bölümde devam edeceğini öğrendik hikayemize. Bir sonraki bölümde Asuracığımız muhtemelen o gemiye dalacak diye tahmin ediyoruz. S gene aldım. S'i of fuck gay. Hemen aradaki slide gösterisi tarzı yan hikaye kısmımızda okuyalım ve ondan sonra da bölümü bitirelim. Neymiş efendim? Shinkoku'nun dış eteklerindeki bir köyde. Burada neymiş şu? Here within stone lies the remains of the fallen demigod who defied the seven deities. Burada uzun yıllar önce 7 tanrıya baş kaldıran yarı tanrının, yarı tanrı yatıyor diyor. Birini öldürmeyi başardı ama kendi hayatını da, yani pahasına birini öldürmeyi başardı. Kendi hayatını da yok etti diyor. Following the divine water, the remaining deities abandoned the land, declared the cursed fallen demigod. Hemen bu kutsal savaşın hemen sonrasında tanrılar bu bölgeyi terk ettiler ve sonsuza kadar lanetli olduğunu ilan ettiler diyor. Yani kötü, yani düşmüş, fallen dedikleri şey düşmüş, kötü tarafa geçmiş anlamında da arkadaşlar. Fallen demigod, yani düşmüş tanrı ya da kötü tanrı diyelim. Bu diyara hala göz kulak olmaya devam ettiğine inanılır.
Çünkü bu bölgede Goma çok nadiren bir ölü toya çıkar diyor. Bu sebeple köylüler onun kalıntılarını, yani taşın kalıntılarını bir tapınak gibi gördüler. Yani bir tapınılacak bir şey haline gördüler. Ve taptılar tabii ki diyor. Ama diyor hiçbir zaman diyor buna şeye, hani bu taşa hiçbir zaman korkuyla yaklaşmadılar. Burada küçük bir kız vardı ama ha, girl however regularly came to the ha, işte bu şeye düşmüş tanrıya her gün getirip çiçek veren bir kız vardı. Uzun zaman önce o ve babası köyün yakınlarında bir yere gidip bir, hani köyün yakınlarında bir Goma tarafından saldırıya uğradılar. Tam hayatları bitmek üzereyken yedi tanrılar şeyden geldi, cennetten geldi ve Goma'yı yok etmişler işte. Bu küçük kız tanrıların onu kurtardığı için gerçekten rahatlamıştı. Ama bu tanrılar tabii ancak sadece Goma'yı değil, onların bu yok etme, saflaştırma işlemine insanlar da dahil oldu. Yani insanları da götürmüşler arada. Kızın babası da bunlardan biriymiş. Ama onlar yani tanrılara tiranlıkları yüzünden baş kaldırmak yerine bunu bir şey olarak görmüşler. Onur olarak görmüşler. Onurlandırılmış olarak görmüşler. Yani bir dakika, ne diyor? Will lead their souls to heaven. Ha. Tanrıların onların yaşamını cennete yol göstereceğini düşündüler ve mutlu, yani mutlulukla karşılayıp hani hayatlarını mutlulukla verdiler diyor, canlarını. Kız umutsuz ve yani tamamen umutsuzluk içinde yürümeye başladı ta ki düşmüş tanrının, yani ama ne işte, fallen demigod'un şeyine ulaşana kadar, yani kayasına, o ya da tapınağına diyelim, shrine dediğimiz tapınak, çünkü eski bir hikayenin söylediğine göre bu taşın etrafında bir öfke aurası vardı ama kız ondan korkmuyordu. Bu düşmüş demigod'un yüzünde babasınınkine benzer bir ifade gördü. Hatta yani suratı ona benziyordu. O zamandan beri kız her gün, yani o zamana her gün değil belki ama oraya gelip çiçek bırakıyormuş. Zaten kız da bizim şeyin, Asura'nın kızına çok benziyor. Babasının da Asura'ya benzemesi çok normal diyebiliriz. Pek de normal olmasa da aslında. Herkes dua etmekten başka bir hiçbir şey yapmadı ama o harekete geçti. Kız konuşuyor. Asura. Beni bekle, ben de geliyorum. Evet. Böylece hikayemize bir karakter daha katılmış oldu. Gelecek bölümde. Bayağı bol aksiyonlu bir bölüm belki yine. La niyeyse kızın hikayesi böyle bir içimi şey yaptı ya. Bir garip oldum böyle, ne bileyim ya, ne bileyim, neyse. Evet arkadaşlar, gelecek bölümde görüşmek üzere, bay bay.